Arkadaşlar merhaba. SEO Konuşuyoruz serimizin 4. videosunda bu işlere yeni giren arkadaşların yapmış olduğu temel hataları ve web sitesi sahiplerinin en çok yaptığı hataları arkadaşlar 4 başlık altında incelemeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar hatalardan birincisi kötü sunucu veya işte hosting firması seçim. Aylık periyotta 10 lira, 20 lira, 30 lira gibi rakamlara çok güzel firmalarla çalışabiliyorsunuz. VPS, VDS yönetimini bilmiyorsanız eğer hiç risk almayın. WordPress hosting satın alın. Eğer hitiniz düşükse ki bu hizmeti veren işte Odeweb, Cenuta, benim kullanmış olduğum GoFast Hosting veya güzel.net.tr gibi firmaları tercih edebilirsiniz. Tabii ki çok daha fazla firma var fakat benim çalıştığım 4 firma bunlar. Yani son 2 yıllık periyotta benim çalıştığım 4 firma bunlar. Diğer firmalardaki durumu kesinlikle bilmiyorum. Sunucu veya hosting işte web sitesinin verilerinin barındığı alan bir web sitesinin bel kemiğidir. WordPress site hızlandırma videosunda da bahsettiğimiz gibi site optimizasyonu sunucuda başlar. Yani Reon'da her ne kadar change eklentisiyle başlanıp da en son işte hosting firmasına bok atılarak konu kapatılsa da bu işin temel prensibi budur. Örnek veriyorum ben OpenLightSpeed bir VPS kullanıyorum. İşte VPS'imin RAM miktarı 8 GB falan ki benim VPS'imde yaklaşık 20 tane web sitesi barınıyor. Bu alan bana yeterli. Onun dışında özel IP kullanıyorum ki özel IP kullanmanız da eğer bütçeniz yeterliyse kesinlikle tavsiye ederim. Bununla alakalı da yurt dışında çok fazla araştırma mevcut. Yani özel IP faydalıdır. Fiyatını karşılar mı, karşılamaz mı, SEO noktasında çok önemli mi? Belki değil ama kesinlikle ve kesinlikle faydalıdır. Yani toparlamak gerekirse işte yıllık 50 lira, 100 lira gibi rakamlarla hosting satın alıp da işte firmadan destek alamadığınız zaman, uptime oranı düşük olduğu zaman, kullanıcılar web sitenize erişemediği zaman yapmış olduğunuz çalışmaların hiçbir önemi kalmıyor. Bu yüzden de temelde sunucu veya hosting firmanızı doğru seçmeniz gerekiyor ve WordPress'te kullanıyorsanız WordPress Hosting adı altında satılan paketler sizin için yeterli olacaktır. İkinci konu ise arkadaşlar tema ve tasarımsal düzenlemeler. Bana ulaşan kişiler üzerinden konuşuyorum. Yaklaşık 50 tane web sitesini analiz ettim. Yani adam müthiş bir ana sayfa tasarım yapmış. İşte Java kodları var, o var, bu var vesaire. Sitesinde 100 tane içerik var. Topladığı hit günde 50-100. Arkadaşlar şimdi temel hata şu. İçerik odaklı blog siteleri için konuşuyorum. Yani tabii ki kurumsal tarafta işte slider olmalı, işte Java ile görsel düzenlemeler olmalı vesaire. Bu gayet normal bir durum. Diğer yandan içerik odaklı web sitelerinde kullanıcılar sizin web sitenizin ana sayfasıyla veya bileşenleriyle veya sliderlarıyla ilgilenmiyorlar. Kullanıcı bir anahtar kelimeyi Google arama motorunda yazdığı zaman direkt karşısına bu sayfa çıkıyor. Bu yüzden de temanızın müthiş bir görsel tasarıma sahip olması başlangıçta gerekmiyor arkadaşlar. Burada sizin temel ilkeniz şu olmalı. Basitlik yani safe moddan dışarı çıkmayacaksınız. SEO uyumlu, hız optimizasyonu çok kolay bir şekilde yapılabilen çok fazla tema var. Şimdi ben generic hizmeti verdiğim için yani burada bir şey olarak algılamayın. Reklam olarak algılamayın. Jannat da kullanabilirsiniz. Geoid de kullanabilirsiniz. Ben bu temalarla çok fazla çalıştım. Bu temalar Search Console kapsam noktasında hataları olmayan, mobil uyumlu, SEO konusunda kolay özelleştirilebilir ve hız optimizasyonu yüksek seviyede olan tema. Şimdi biz GeneratePress'i neden kullanıyoruz? Neden bu işin hizmetini veriyoruz? Sorusuna da gelecek olursak GeneratePress temasının yazılımcısı Tom benim amcamın oğlu değil arkadaşlar. Benim ihtiyaçlarıma uygun bir tema olduğu için ben bu temayı kullanıyorum projelerimde. Aynı zamanda da bu işin hizmetini veriyorum. Şöyle söyleyeyim. Fasted WordPress DEM şeklinde Google'da bir arama yaptığınız zaman bakın ilk içeriye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi GeneratePress ilk sırada. GeneratePress bu tarz makalelerde kesinlikle kendine yer bulabilen en kötü ihtimalle ilk onda yer alan bir WordPress teması. Diğer yandan GeneratePress en çok kullanılan WordPress'in kütüphanesinde popüler temalar arasında yer alan bir tema. Ve hiçbir yazılım bilgisi bilmiyorsan, GeneratePress temasını daha da SEO uyumlu hale getirmek istiyorsanız çok gelişmiş bir destek forumu var. Sadece İngilizce bilginizle birçok konuya ulaşıp temanızı daha da optimize hale getirebilirsiniz. Örnek veriyorum, işte bileşen title'ları H2 olarak geliyor. Biz bunu H5 veya div etiketi vermek istiyoruz ve yazılımcı değiliz. Bu koda hakim değiliz. Sadece İngilizcenizi kullanarak widget title H2 GeneratePress şeklinde bir arama yaptığınız zaman adam ilgili kodu paylaşmış. H2'den H4'e bileşen title'larını nasıl çevirebileceğinizle alakalı ilgili kodu paylaşmış. Bu kodu CodeSnippets veya
temanın function.php dosyasını eklediğiniz zaman bileşen title'lar otomatik olarak H2'den H4'e iniyor. Burada div etiketi de verebilirsiniz eğer PHP bilginiz varsa. Ki div etiketinin olduğu kodun da paylaşıldığı bir içerik vardı. Şu an onu bulamadım. Yani biz Janrit Press'i bu yüzden tercih ediyoruz. Basit, hızlı, kullanıcı odaklı ve çok kolay bir şekilde özelleştirilebilen bir tema. Ki arkadaşlar bu temayı kullanıp bakın stok ayarlarda yani marketer demosunu kullanan günde 30k hit toplayan web sitesi de ben biliyorum. Yani bunu özelden isteyen arkadaşlara iletebilirim. Bunu da çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Şimdi üçüncü konu ise arkadaşlar anahtar kelime analizinde yapılan hatalar. Ya bu konuyu ben çok kez anlattım fakat gerçekten bu konuda çok ciddi hatalar yapılıyor. İçerikler SEO uyumlu değil. Kullanılan anahtar kelimeler yanlış. Şunu şöyle söyleyeyim. Yeni bir web sitesinde bu yöntemin SEO'da bir karşılığı vardır yoktur onu bilmiyorum. Ben buna şöyle bir isim verdim. Ters piramit yöntemi. Yani aşağıdan yukarıya doğru genişleyecek şekilde. Yöntemin temel mantığı şu. Yeni bir web sitesisiniz. Link inşanız zayıf. Hiç çekmek istiyorsunuz. Yapacağınız şey şu. Aylık arama hacmi düşük. Rekabetin düşük. İlk onda haber sitelerinin olmadığı veya ilgili anahtar kelimeye yönelik direkt içeriklerin üretilmediği anahtar kelimeleri tespit edin ve bunlara yönelik içerikler geliştir. Daha sonrasında işte link inşanızı geliştirdikçe, hit topladıkça da aylık arama hacminizi yavaş yavaş arttırın. Bu konuyla ilgili olarak da Keyword Golden Ratio adında bir konu var. Konu şu arkadaşlar. Benim 2021 yılının Ağustos ayında ilk girdiğim içeriklerden birisi. Telefondan öğeyi denetle. Şimdi Keyword Golden Ratio'da iki tane faktör olmalı. Birincisi All in title 2 nokta üst üste anahtar kelimeyi yazdığımız zaman burada çok fazla sonuç çıkmaması gerekiyor ki bu Reddit backlinki bana ait. Doctorate bana ait. Onun dışında 2. 3. ve 4. sayfada yer alan içeriklerin hepsi işte bahis sitelerine yönlenen spam siteler. Yani bu içerikte rekabet çok düşük seviyede. Keyword Golden Ratio'daki ikinci faktör de şu. İlgili anahtar kelimenin aylık hacmi 250'yi geçmemeli. Keyword Revealer aracından ilgili anahtar kelimenin son aydaki aylık arama hacmi 110. Ben bu içeriği yaklaşık 9 ay önce girdim. O zaman 260 seviyesindeydi. 170 olarak baz alalım. Yani buradaki ortalama volümü baz alalım. Şimdi bu içeriği ben girmeden önce ben bu konuyu araştırdım. O zaman 30 tane falan sonuç ya vardı yoktu. Ortalama 40 olarak alalım. Arkadaşlar 40 bölü 170 0.23 değerine ulaştık. Şimdi Keyword Finder'ın resmi sitesi olan Mongols'ta bu konu anlatılmış. All in title bölü search volume yaptık. 0.25'in altındaysa bu kelime mükemmel bir kelime. Keyword Golden Ratio'ya uygun bir kelime anlamına geliyor. Bizde çıkan değer 0.23. Yani bu anahtar kelime şu an uygun değil. Yani şu an might work. Belki çalışabilir seviyesinde. Fakat ben bu içeriği girdiğim dönemde 40 sonuç olarak ortalamayı aldık. O dönemde 170'ti aylık arama hacmi. Böldüğümüzde şu anda Keyword Golden Ratio'ya tamamen uygun bir kelime bu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam aylık arama hacmi bu kelimenin 110. Bu kelimeye tamam içerik girdik de ya kaç tane kullanıcı gelecek? 3 tane 4 tane. Bakın ortalama 5 günlük periyotta bizim bu içerikten analitik verileriyle konuşuyorum. Çektiğimiz hit arkadaşlar 250. Neden? Telefondan öğeyi denetle anahtar kelimesinin aylık arama hacmi biraz düşük. Doğru. Fakat öğeyi denetle kelimesinin aylık arama hacmi yüksek. Ve öğeyi denetle kelimesinde de biz ikinci sıradayız. Yani bazen bir bazen ikinci sıra. Toparlamak gerekirse arkadaşlar bu tarz anahtar kelimelerle hit çekebilirsiniz. Diğer yandan şu anda SEO çalışmaların temelini hit oluşturuyor. Neden? Örnekle anlatmak gerekirse Search Console önemli web verilerinde mobil ve masaüstü deneyiminin oluşabilmesi için hit gerekiyor. En basitinden. Diğer yandan şu anda işte sıralama bazlı hizmet veren kişiler işte pop-up reklamı olarak ilgili web sitesine çok ciddi şekilde trafik gönderiyor. Veya işte farklı trafik kaynaklarını kullanıyorlar. Site ilgili anahtar kelimede çok hızlı bir şekilde sıralama yükselebiliyor. Sadece hit aldığı için. Biraz da on-page ve teknik SEO çalışması tabii ki takviye ediliyor. O yüzden yeni web sitesi olarak sizin her girdiğiniz içerikte iyi kötü 2. sıra, 3. sıra, 4. sıra gibi sıralara oturmanız gerekiyor. O da bu şekilde oluyor. Rekabet düşük, aylık arama hacmi düşük, Keyword Golden Ratio'ya uygun kelimeleri bulduğunuz zaman hit toplayabiliyorsun. Arkadaşlar ilgili kelimenin aylık arama hacmi 90.5k. Bizim web sitemiz 4. sırada yer alıyor. Burada anlatmak istediğim şey şu. Bu tarz arama hacmi yüksek kelimelerde sıralama almak bir günde olmuyor. O yüzden yeni başlayan bir web sitesiyseniz veya hiç çekemiyorsanız
Bu tarz kelimeleri bulup yavaş yavaş hit toplayıp hit konusunda kar topu etkisini yakalamanız gerekiyor. Bir kahite ulaştığımız videoda da söylediğim gibi bir kahite biz 4-5 aylık bir periyotta ulaştık. 1K'dan 2K'lık hit seviyesine ise sadece 1 aylık periyotta ulaştık. Yani bu bir kar topudur. Bu şekilde gider. O yüzden bu tarz kelimeler bulup da bu tarz kelimelere yönelik kaliteli, kullanıcı deneyimi yüksek, SEO uyumlu içerikler üretin ve garanti veriyorum kesinlikle ve kesinlikle hit toplayacaksınız. Yeter ki bu tarz kelimeler bulun, bu tarz kelimelere yönelik kaliteli içerikler üretin. Şimdi bu videoda 4 konuyu da ele aldık. İşte sunucu, hosting, tema seçimi konusunda yapılan hatalar, ters piramit yöntemi ve keyword golden ratio konularını anlattık. Bu konuları arkadaşlar uygulayın. Garanti veriyorum hit toplayacaksınız. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla.